Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüdür, xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə bulubatqan xəbərlərini huzurunla usunu çıxdırışımız. Qənəm sədə qıtınlar ekranımız bolsun. Xitay, Yaponiya dəniz təvəllikigə təcavüz qıldı. 30 dekabr Amerika avazı xəbərdə bildirilishə, Yaponiya Xitayının 4 çarlıqıcı paraxotunun Sinkaku aralları ətrafıda Yaponiya dəniz təvəllikigə təcavüz qılğanlığını elan qıldı. Xəbərdə Sinkaku aralları içindəki Kubashima aralı dəniz təvəllikidə 30 dekabr ətigən şujay vaxtı saat 11 ətrafıda Yaponiya bilan Xitay armiyası ötürüsüdə sürkiliş yüz bərgənliki. Yaponiya sahil bexatarlikini qoğdaş qısımlarının Xitay paraxotlarına agahlandırış berib, dərhal rayondan çıxıb getişini təkidləgənliki. Yaponiya hökuməti əhvalını müzakirə qilish üçün Baş ministerlik işxanasında məxsus xizmət qrupisi qurğanlığı bildirildi. Məlum bolışça Sinkaku aralları Yaponiyanın kontrolluğunda bulup, bu aral haqqında Xitay bilan Tayvanmı pat-pat igilik hüququ davası qılıb gəlməkdə və köp hallarda çigra təvəllikigə qanunsuz besib kirdigan işlərmi kün tərtibkə kilib durmaqda. Yaponiya tərəf bugün Xitay çarlıqıcı paraxotlarının Sinkaku aralları ətrafına təcavüz qilish vəqəsinin 2019 yılı içində 32 qetim yüz bərgənlikini elan qıldı. Xitay Türkiyədəki Xitaylarıdan əndişi qılıvatqanlıqını bildirdi. Xitayın Türkiyədə turuşluq əlçixanası 30 dekabr orqan torbetidə Türkiyədəki Xitayğa qarşı namayışlar haqqında bayanat elan qıldı. Bayanata Xitay elçixanası bayanatçısı muxbirinin ictimai uçur vasitələri arqalıq sorğan Türkiyədə Xitayğa qarşı namayışlar köpəyib. Bu namayışlarının Xitayının Türkiyədə turuşluq orqanları və şirkətlərə təsiri boldumu degan sualığa cavab verib öz əndişisini bildirib tövəndikidək bildirilgan. Biz ictimai uçur vasitələri və muxbirlərin ziyarətini qəbul qilishi arqalıq atılmış Şinjanda terrorluğa və əsəbilikə qarşı turuyatqanlığımız haqqında iniq düşüncə bergan bolsaqmı? Biroq Turkiyadagi bir qism kuchlarının quturtishi bilan Turkiyaning ba'zi yerlarida Xitoyga qarshi namoyish harakatlari ko'payyapti. Yaqindan beri Turkiyada o'qiyotgan bir qancha o'quvchi va korxonachilar normal xizmat va turmushining ta'siriga uchrganligini elchixonamizga inkas qildi. Biz bu vaziyatga qattiq diqqat qilyapmiz va andisha qilyapmiz. Xitoy konsulxonasi yana Turkiyada sayohat qilmoqchi bo'lgan Xitoy fuqarolarini vaziyatning o'zgarishiga diqqat qilishga Birer əhval yüz bərgən haman əlçixanığı məlum qılışqı çağırdı. Xitay əməldarları Beycanın buyruqı bilən Twitter işildişki başıldı. BBC torunun xəbərdə bildirilikcə, xalqaradiki obrazını pərdədləş üçün Xitayının zor türkümdiki diplomatiya əməldarları bu yıl köpləb Twitter işildişki başlıqan. Şərqi Türkistandakı cəza lagirləri Hong Kongdakı basturuş qılmışları səbəblik xalqaradiki obrazı künsür nəcərləşivatqan Şunaqla ictimai taratqularının küçünü yaxşı his qılğan Xitay dairləri çət əldəki diplomatiya əməldarlarını Twitter işildişki buyurğan. Xəbərdə görsülüşçə, 2010-cı ildən 2018-ci ilgəcə bolğan 8 yıl mabaynədə Xitay diplomatiya əməldarlarının pəqətli 23-lə Twitter hesabatı açqan. Amma 2019-cı ilə 1 yıl içədilə yenidən 32 Xitay diplomatiya əməldarı Twitter işildişki başlıqan bolub, axbarat vasitələrinin həyranlıqını qozğan. Bu Xitay əməldarları Twitterdə əsaslıq diplomatik yüsündə emas, bəlkə dostanı tariqədə uçur yazdığan bolub, Xitayının obrazını pərdədləşqə tirişqan. Onların əsaslıq vəzifəsi Xitayğa alaqadar ijobi xəbərlərini tarqıtış, şundaqla türlük qarşı fikirlərə yalğan yavdaq sözlər arqalıq rəddiyə verişkən. Bulardan sırt, Xitayının çət əldəki taratqulları hər yili milyon dollarla pul sərf qılıb, elan beriş usulü arqalıq təşviqatlarını hər qaysı ictimai taratqı supalarda köpləb tarqıtışqa uğrunğan. Amerika parlament əzaları Uyğurlar məsələsində ittifaqlaşdı. New York vaxtı gezi torunun 30 dekabrdəki xəbərdə bildirilişçə Amerika Demokratlar Partisi və Cumhuriyyətlər Partisi birləşib, Prezident Trump'nı Xitayının kişilik hüquq məsələsində aktiv işbadə bildirişkə, Cümleden Uyghurlar haqqıdaki qanun layihasının maqullanışını tiziltişki qıstaşını planlaған. Xəbərdə bildirilikcə, Uyghurlarını bastırışqa alaqadar Xitay əməldarlarını cəzalaydıған Uyghur kişilik hüquq qanun layihası mutlaq köp avaz bilən avam palatasının maqullıqıdan ötken bolsumu, bu ayda Aqsarayının maqullışıqı sunulğan məzkür qanun layihası məlum bir basqışta uzunğu sözülüp ketken. Gerçi Amerika Muavin Prezidenti Mike Pence və Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo Uyghurlar haqqıda Xitayını aşkari tənqid qılğan bolsumu, Amma Prezident Trump ta hazırgıçı bu vaxtı işbadı bildirip bakmağa.
Trump'ın soğudu sökpiti sebeplik bu meselede sükut kılıp duruvalgallıqı parlament əzalarının narazılıqını kozduğun. Bu qedim iki partiyanın parlament əzaları az görüldüğün halde ittifakı gelip, bu kanun layısının 2020 yıllık saylamdan burun makullanışını işe aşırışını planlığan. Yakınki mezgil içinde Amerika parlamentedeki Xitay'a katlı kol buluş tarafları üzlüksüz küçüğü vatkan bulup, puralarının içinde mi Xitay'ını tehdit deb tunuyduğalarının sani zor derecede köpeygen. Malezya hükümeti Şarkı Türkistan'daki ehvallarını tekşürmekçi. 30 dekabr Anadolu Agentliğinin haberde malum buluşça, Malezya Taşkı İşler Ministeri Seyfuddin Abdullah, Şarkı Türkistan'daki Xitay zulümünü tekşürüşke buyruk çürgen. Malezya Taşkı İşler Ministeri muhbirga Malezya hükümetinin Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan siyasetlerini tekşürüş üçün Xalqara İslami An ve Medeniyet Üniversitesi'ne buyruk çürgenlikini. Xitay'nın Şarkı Türkistan halkı yürgüzvatkan kişilik hukuk tepsendikilikinin kayısı derecede işkerlikini hakiki bilip yitip, bu meselini tigidin hal kılışını oylaşkallıkını bildirgen. Ama kandak tekşürdüğallıkı veya ki kayısı usulunu kullandıgallıkı hakkı da uçur belmeyen. Malum buluşa Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki basturi siyasetleri halkaradı küntertifke kelgenden beri, Malezya Müslümanları hükümetke izkil besim kılıp, hükümetinin Şarkı Türkistan meselesine arlaşışını talep kılıp gelmekteyken. Yeni bir taraftan Malezya'daki ammevi teşkilatlar ve onlarının en küçüklerden biri bolgan Müslüman Yaşlar Teşkilatı abim, Xitay'nın şünki vala küçülük deliller aldı da mı yeneli Malezya'daki ammevi teşkilatlarını atılmış Şincan'ı ziyaretki teklif kılıp, hakikatini öz gözünler bilen köylünler davetkallıkını kattık ayıplab, bu yalgan sahtı ziyaret uyuldurunlarını ve közboyamçı teşvikatınlarını yoğuşturunlar. Bu meselini bu hıl yalgallar bilen hel kılalmayızlar deyip kattık reddiye kaydırdı. Xitay'a sürgün kılıngan Uyghurlarının ehvali içinişlik. 30 dekabr New York vaqti kezde Şarkı Türkistan'dan Xitay ülkelerine sürgün kılıngan Uyghurlar hakkında bir sinni aşkarıldı. Sinlik görünüşte Xitay yurtlardan sürgün kılıngan Uyghurlarını erzan bahadi işkiseli paydanıştın başka Xitay komünistlerine sadık emgekçiler koşunu kurup çıkışka orungan. Mekbi elingan sindi yana Xitay ülkelerine işki orunlaştırış namı bilen sürgün kılıngan Uyghurlarının kün boyu zavutlarda işkiselini vatkallıqı, onlarga bolgan nazaratının katkı geldiki. Kul ornida işkiselip horla vatkallıqı, mezkur Uyghurlarının bir kısmı Şarkı Türkistan'ın Kaşkar ve Xotan vilayetlerdeki Xitay'nın korcak organi emge küşe idaresi yötkep gelgeldikini aşkarlıgan. Xitay uzun yıllardan buyan Şarkı Türkistan yaşlarını atalmış işki orunlaştırış namı bilen Xitay ülkelerine sürgün kılıp gelmekte bulup, red kılgallarını cezalaş ve lagırga solap koyuş bilen korkutup mecburi sürgün kılmakta. Xitay ülkelerine elip berilgandayken ayak zavutları, kiyim keçek zavutları ve başka zavutlarına nazarbend kılıp işiltip gelmekte. Mike Pompeo'nun Uyghurlar hakkındaki sözü Xitay'ını katkı bir aram kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun Şarkı Türkistan'daki bastırışını terörlük bilen münasifesiz deb ilan kılışı Xitay rejimini katkı bir aram kıldı. Xitay Taşkı İşler Ministerliği 30 dekabr bayanat ilan kılıp Mike Pompeo'nun sözlerini dürüst maksatlik emas deb tanqidledi. Xitay rejimi özünün teşvikatları da kespi terbiyeleş merkezler namedeki lagırlarının terörlük ve asabilik ideyelerini tüketip Şarkı Türkistan'da mukumluk berpa kılgallıkını ilgiri sürüp gelgen idi. Lekin Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo 28 dekabr ilan kılgan Uyghurlar hakkındaki Twitter sözü de Xitay Kompartiyasının Tibet ve Şarkı Türkistan'daki bastırış hareketinin terörlük bilen münasibeti yok. Kompartiyanın hareketi öz Müslüman puhralarının dini itikadi ve medeniyetini yoktuşku urunuşudur. Bütün eller dini erkillikini kogduşu ve onunla hürmet kılışı gerek deb tekitligen. Şu gün yana Amerika Taşkı İşler Ministerliği Twitter'de fikir bildirip Mike Pompeo'nun sözlerini kayıtı tekitligen. Taşkı İşler Ministerliği'nin Twitter bayanatı da pekat Şarkı Türkistan'la tilgi eylingan idi. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Gınşvan 30 dekabr günü Mike Pompeo'ya kaytırgan inkası da Xitay Kompartiyasının asallıq milletlerini bastırıvatkallıqı haqqıdaki sözlerini pütülle iğva hem qarı çaplaş. O, emeliyetke uygun gelmeydiğen dürüst, maksatlik sözler emez. Xitay taraf bununla qat'i karıştırdı diyen. Mike Pompeo yukarıqı sözlerini Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da kan gölemlik teşvikat hücumu başlayan İlgeri lagırgı elip gitligen Uyghurlarını taratkolarga çıkarıp, özlerinin kespi terbiyeleş merkezler namedeki lagırlarını akla vatkan mezgildi kılgan idi. Dağıstallıq bokski Artur Beterbayev Uyghurlar sebeplik Xitay'da mısabıqı çüşünü ret kıldı.
Rusiyanın Dağıstan Cumhuriyetilik Müslüman boksçi Artur Beterbayev Xitayning Uyğur Müslümanlarını lagerlarga qamışı ve kişilik hukukunu defsende kılışı sebeplik Xitayda musabıqı çüşünü rad kılgan. Bedlif Huknamlıq tenterbiyat oranın haber kılışı mezkur iğir derecelikler boks çempiyonu əsli kiler yili 1. fevral günü Xitay boksçisi Ming Fenlong bilen musabıqı çüşünü oylaşkan idi. Lekin akıbette Artur Beterbayev Xitayda musabıqı çüşünü halımıgan. Xabarda Amerikalik boks mulohizachisi Gabi Oppenheimning so'zi naql keltirilishicha, Artur Beterbayev o'zining Xitoyning Uyg'ur dindoshlariga tutgan muomilasini bir musulmon bo'lish sifati bilan og'ir jinoyat deb hisoblagan. Xabarda Beterbayevning fikrini o'zgartishiga Xitoyning yaqinda oshkorlangan Uyg'urlarga qarata 1100 elib berilayotganligiga doir hujjatlarni soxta deb e'lon qilishining hech qanday yordami bo'lmaganligi bildirilgan. Nyu-York vaqti kesi bilan Washingtondagi xalqaro tekshirish axborotchiligi instituti Xitoyning Sharq Turkistondagi lagerlarga doir necha yuz betlik maxfiy hujjatini oshkorlab, dunyoda qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Bu hujjatlar Xitoyning Uyg'urlarni bostirayotganligining aniq dalili deb qaralgan edi. Artur Beterbayev Germaniyalik futbol cho'lpini Mesut Özil, Yangi Zelandiyalik Zeytun top cho'lpini Sony Bell Williamdan keyin Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini ayiblagan yana bir atoqli tantarbiya cho'lpindir. Xitoy rejimi ilgari Mesut Özil bilan Sony Velli Amisning Uyg'urlar haqidagi so'zlariga qattiq inkas qaytirib, ularning soxta xabarlarining ozdirishiga uchrab ketganligini ilgari surgan edi. Xitoy rejimi o'zlarining 3 milliondak Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarni lagerlarga qamab, ularni xo'rlayotganligi, ularning madaniyati, tili va dini e'tiqodini cheklayotganligiga doir hujjat va dokumentlarni soxta xabar deb rad qilib kelmoqda. Xitoyning CGTN kanali Still No Info harakatini qarlashga urinmoqda. Xitoyning chat allarga qaratgan tashviqot vositasi bo'lgan CGTN kanali, ya'ni Xitoy yer shari televiziya tori o'zining YouTube va Twitterdagi hisoblari orqali qisqa videolarni tarqitib, chat allardagi Uyg'urlarning yaqinqi 2-3 yildan buyon izdirikini qila olmayotgan urug' tuqqanlar haqida bergan guvohliklarining yolg'onligini ilgari surmoqda. Bu videolarda yaqinda chat allardagi Uyg'urlar ijtimoiy aloqa to'rida ishlatayotgan Still No Info, ya'ni texchi uchur yo'q harakati asosliq nishon qilinib turib, texchi uchur yo'q hashtag harakatiga zarba. Biz uni topdik, texchi uchur yo'q kim yolg'on so'zlayotdi qatorliq temalarda video tarqatdi. CGTN kanali 26 dekabr kuni tarqatgan bu vaqtdagi videoda o'zini muxbir deb tanishtirgan bir ayol tuvandiklarni bayon qiladi. Yaqinda buyon chat allardagi to'rbatlarda Xitoydagi yo'qolib ketgan urug' tuqqanlarni izlash harakati qo'zg'aldi. Bu shaxslar va organlar texchi uchur yo'q degan hashtagni qo'llanib turib chiqargan uchurlarda tarbiyalashni tugatgan tuqqanlarning yo'qolib ketganligini ilgari surishdi. CGTN Xinjiangga odam avatib, atalmish yo'qolib ketguchlar ustida tekshirish elib bordi deydi. CGTN kanali o'z videolarida chat allardagi urug' tuqqanlar tomonidan surishtirilgan Mahira, Xinimxon Turdi va Aziz Niyoz qatorliq kishilarni uylarida va atalmish ish yerlarida ko'rsatish orqali ularning yo'qolib ketmaganligi, aksincha normal hayotini davomlashtirayotganligini ilgari surib, texchi uchur yo'q harakatining yolg'onchilik ekanligini ilgari surmoqchi bo'lgan. Texchi uchur yo'q hashtagi bilan boshlangan bu harakat asli Amerikada o'zining dadasining izdirikini qilib da'vo qilayotgan yosh faoliyatchi Bakram Sintashning tashabbusi bilan o'ttirg'i chiqqan to'r harakati edi. U Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilib, CGTN agar haqiqatan texchi uchur yo'q harakatining yolg'onchilik ekanligini isbotlamoqchi bo'lsa, oldi bilan bu harakatning boshlamchisi bo'lgan mening tuqqanlarimni, ya'ni mening dadamni menga ko'rsatsin dedi. CGTN kanali Xitoyning markaziy televiziya stansiyasi CCTV'ga qarashliq bo'lgan kanal bo'lib, uning inglizchadan boshqa yana arabcha, latincha va ruscha tarqatishlari bor. Amerika Adliya vazirligi 2018 yil sentabrida qaror chiqarib, Xitoyning Xinhua agentligi bilan uning qarashliq eng cho'ng xalqaro televiziya tori CGTN kanalini mustaqil xabar organi emas, balki chat al agentliklari, ya'ni chat al vakolatchisi qatorida tizimlash haqida buyruq chiqargan. Bu orqali mustaqil axborot organi bo'lmagan chat al hukumatlarining qanati bo'lgan axborot organlarining Amerikada jasusluk rolini o'ynab qilishining oldini olishni maqsad qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugun xabarimiz mushada oxirlashdi. Ertaki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashurmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.